Asaka Bank, Bahodir Q. Qodirov deganlari kattakon. Borib, yolg'on ma'lumot beryapti. Bunga kim asos kirgizadi? Prokuraturaga yozib, hech kim chora ko'rmayapti. Qanday adolatsizlik bu? Bir kun telefon qilsam, aytadi, "Bahodir yuqorida qayerga borsang boraver." Aybimda arqamda qo'mondon yo'qligimi, yo viloyat prokurori yo'qligimi, yoki hokim yo'qligimi? Bu qanday adolatsizlik? Odatki, bu kunki prezident ham aralashmaydi bog'ing do'lar. Qachon bular o'zgaradi, Asaka Bank? Majajik kim bu? Men bog'dochilik Qosimjon Azimboy fermer xo'jaligining rahbariman. Asaka Bank sobiq xodimi tomonidan amalga oshirilgan ekan bu ishlar. Qanday qilib bu oddiy dehqonni bo'yniga yuklanyapti? Hozirgacha menga shartnomani nusxasini berishmayapti bank xodimlari. Bayam yo'qlayapti, endi shekilli bayam yo'qlayapti. Sudda nima chiqib turayapti, sen buyuniga tiqaman deyapti. Bu maqsadda birovgina to'lqin orasida qonuniy qo'llanmoq maqsadida. Ko'rasiz, xonaga. Ha, to'xtamang, savolga javob berasiz. Chiqmayapti. Yaxshilar tugadi. Sizlar kelamana kela, ko'ringlar. Ish vaqti tugadi yo. Ish vaqti aytib emaslar orasida vaqtda yurib, prezidentdan hech kim aralashmaydi deb turgan so'zlaringiz qani? Kelamana ma ko'ring, ijtimoiy muhtaram yurt bosh prezidentimiz ko'rsin. Adolat ko'rsin muhtaram prezident, kelandaqa. Muhtaram yurt bosh mana ko'ring mana, qochib yurishibdi mana. Aqal adolat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Farg'ona viloyati Asaka Bank filialidamiz. Bizga bir necha kun oldin Oltiariq tumanida faoliyat ko'rsatuvchi Qosimjon Azimboyev nomli bog'dorchilik fermer xo'jaligi rahbaridan murojaat bo'lgan. Murojaatning mazmuni shundan iboratki, bir necha yil avval Oltiariq tuman filiali Asaka Bankning Oltiariq tuman filialidan kredit so'rab borgan. So'rab borganda o'sha filialda ayrim mutasaddilari birgalikda kredit olamiz, birga to'laymiz deb bir qismini ular olib, bir qismini bunga berib, shuni orqasidan nizolar kelib chiqqanligini aytib o'tishdi. Shu yuzasidan biz bankka kelganmiz, sababi Oltiariq filiali yopilib ketgan deb aytishganligi uchun bevosita bu sud jarayonlari ham bo'lib o'tgan ekan. Shuning uchun viloyat filialiga kelganmiz. Kelgan paytimizda bank mutaxassislariga biz bog'landik, aytdik, tegishli mutasaddilarni chaqirishini so'ragan paytimizda hozir chaqirib beraman degan gap bilan chirib ketib, yarim soat, bir soat yo'q bo'lib ketib, oradan vaqt o'tgandan keyin biz ish vaqtimiz tugadi deyaptida, hech kim chiqib javob bermayapti. Men shu joyda aytmoqchiman, hurmatli Asaka Bankni bosh ofis rahbariyati, o'sha yerdagi mas'ul xodimlariga aytmoqchiman. Mana xodimlaringni qilayotgan xatti-harakatlari, o'zlaring ko'rib huquqiy bahosini beringlar. Bevosita bu jinoiy ish ochilgan ekan. Asaka Bank sobiq xodimi tomonidan amalga oshirilgan ekan bu ishlar. Qanday qilib bu oddiy dehqonni bo'yniga yuklanyapti bu qarzdorliklar hozirgi kunda? Men bankka borib murojaat qildim. Kredit olib, o'sha 1 gektar bog'imga bog' qilaman deb. Kim bankka borganimda bank xodimlari resurs yo'q dedi. Resurs kelib qolsa sizga o'zim xabar beraman dedi. Qaysi bankka bordingiz? Asaka bankka bordim. Asaka bank hozir o'sha Glob buxgalteriga uchradim. Hali kredit bo'limiga uchradim. Shunda resurs kelsa sizga xabar qilamiz. Bo'pti deb keyin qaytdim. Yana bordim. Bag'da uzumzaga zang tushib ketyapti. Yana bor, yana qadna zerikdim hozir. Keyin bu Asaka bankka borib mashina qo'ysam bo'lmaydimi? Desam bo'ladi. Keyin ikkita mashinani garovga qo'yib qo'yaman, men kredit olaman desam, mashinangizga chiqmaydi dedi. Yana qaytarib yubordi. Resursim yo'q dedi. Yana qaytarish nima bo'ldi? Bir kunda o'zi telefon qilib bordi. Buxgalterim orqali telefon qilibdi. Bank sobiq bosh hisobchisi Tojiyev Otabek bizga haqiqatda aytib yubordi. Boshliqingizni chaqiring dedi menga. Chaqirdim, ertasi kuni keldik. Xullas, men shunaqa garovni men qo'yaman dedi. 1 milliardlik dedi. Nimam bordi, ko'chmas mulkimni qo'yaman dedi. Shunga nima olaylik deb turib tavsiya qilgan. Men o'zim to'lab yuraveraman nimalarini. Men olgan qismimni 200 million men olaman. Yana bir kun telefon qilib aytdiki, keling dedi, Asaka bankka dedi, sizga kredit chiqaradigan qilib beraman dedi. Keyin Asaka bankka bordim, dokument tayyorladim.
Ben 100 milyon mi olamam? 100 milyon siz olarsınız dedi. Asaka Bank xodimi Otabek Tojiyev dedi. Ya bo'pti dedi. Garoji garov yo'qligida mana sarson bo'yapman desam, garov dedi, men qo'yaman, katta bino bor dedi. 1 milliard bir bino bor dedi. Ha yaxshi dedi. Keyin u dokumentlarni berdim unga, taqdim qildim dokumentlarni. Dokumentlarni taqdim qilgandan keyin cho'zib yurardi. Yurdu yurdu bir 5-6 oy geçe kredi çıkmadı. 7,5 ay degen de kolumuzda pul taydı. 75 milyon çıkarı bir genelde 100 milyon kutu öleysem dedi bizge. Hop dedi yoldum hadi. Malum ki doğru ottu. 7,5 ay degen de kredi gitti verdi. Bir 5 milyon abaladı bir 10 milyon alardı. Bir madde 300 köy abarı verdi. O tarif tuman 300 köy ölümü az avattı kim ölümü. 300 köy abarı verdi. Bir madde bu altırımdan beri vardı. 10 milyon 15 milyon bir. Bir madde o hanım diyen, Otabek diyen, böyle şu Asakemen dişleyen o şu adam pul var ki verdi. Aşkına kadar 7,5 ay devamında pul verişti rüzge. 40 milyon pul verip durup, kalan 35 milyonunu ahunup Otabek'e ki bir yaptı menge. Üyümge, bollarımda aldı da oğuzda bir git yaptı. Boğaltarım bile bile. Bob diyen de 100 milyon boynum gibi ötüp durdursam, Tojiyev Otabek o'zingizdan to'lab yuring, meniki o'zimdan to'lab yuribman. Deb bir kun telefon qilsam aytadi, bor, yo'qoldi, qayerga borsang boraverdi. Bo'joyingga boraverdi. Asabim buzilib, sochim tikka olib, nima qilishni bilmay 18-19 yillar keyin viloyat prokuraturasiga murojaat qildim. Viloyat prokuraturasi uni ustidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Xullas, uni jinoiy ish qo'zg'atildi unga. Qarzdorlikni bartaraf qilish bo'yicha jinoiy sudga chiqdi. Xullas tergov jarayonlari ketdi. Hamma advokat oldik, hamma jarayonlarda, tergovlarda hammasida qatnashildi. Shuning ichida uni qamab qo'ygandan keyin Bahodir Yusupov degan yuristi bor ekan, sirasi meni nima iqtisodiy sudga beribdi. Iqtisodiy sud meni sirasi chaqirdi, bordim. Shunaqa 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 bo'pti, men olganim yo'q, jinoiy ish ketyapti. Shunaqa advokatim ham tushuntirdi, bo'pti dedi. Jinoiy sud boshlangandan keyin o'sha jinoiy sudga yolg'on ma'lumot berib qo'yapti. Bahodir Yusupov degan yuristi. Bankni yuristi jinoiy sudga yolg'on ma'lumot berib qo'yapti. Nima degan? Yolg'on ma'lumot berishgan sabab qanday bilding? Qanday bilasiz siz? Men to'lagan kiftansalarim Otabek Tojiyev to'ladi deb turib beryapti. Bir bittasi shu. Ikkinchisi Asaka Bank Bahodir bergan pechatini o'zi tanimayapti. Maydi Maqsudov degani bor ekan, o'sha bosh viloyat filial boshqaruvchisi ekan. Pechatini tanimagandan keyin. Prokuratura chiqarib beryapti hamma yo'q, prokuratura. Chiqarib beryapti turib. Asaka Bank'a kelsam, Bahodir degan yuristi daram yaqinda kelgan ekanlar, prezidentni ham aralashmaydi debdi. Bahodirga borsin, prezidentni aralashmaydi deyapti. Bu qanday nima? Iqtisodiy sud bo'ldi, muhtaram yurtbosh. Jinoiy sud bo'ldi, iqtisodiy fuqarolik sud bo'yapti. Asaka Bank meni yana fuqarolik sudga beryapti. O'zi berib turgan pechatni Bahodir yurist tanimayapti, sudga berganman deyapti. Bu qanday adolatsizlik? O'zimni belamni Qosimjon Azimboy bog'ochi fermer xo'jaligidan shartnomadan bir nusxa asl nechoq ko'rsatsam, bu bank siri ekan. Bank sirida nimani aytiladi muhtaram yurtbosh? Men o'zimni papkamda, o'zimni arizalarimga yozdirganman. Shu ma'lumotni beringlar menga. Dadamni ham ko'rsatmayapti. Bog'imga kelib ko'p marotaba aytadi. Kiradi, bog'ingni olaman, bog'ingni olaman. Oxir aytdiki, burgan aytdiki, prezident ham aralashmaydi, bog'ingni olaman. Kim aytyapti? Bahodir o'sha yurist aytyapti. Bank yuristimi? Bank yuristi. Ishlayaptimi hozir? Hozir ishlayapti. Bu yerda jinoiy ish, fuqarolik sud hammasi qo'yib bu bog'da ishlayapti turganda kelib turib aytyaptiki, bog'ingni olaman dedi. Prezident ham aralashmaydi dedi. Bog'imni oladigan bo'lsa, значит prezidentdan ham kuchli bo'ladi bu Bahodir Yusupov deganlar ballomas. Endi yetib kelgan oxirgi joyi mana 25-mi yo nechinchidir mayda 7 yil kredit shartnomasi tugadi deb turib, bundan oldinroq ham nimaga berib turib, bankrotlik e'lon qilishga
iqtisodiy sudga beryapti. Qosimjon Azimboyevni. Advokatimiz aytayapti sudda. Mana bankni qo'limizda nimasi bor? Haliga ajratib berganligi to'g'risida. Shunga asoslanib, mana uni asosini olmaysizlarmi? Bu qarzdorlik 168 millionga bizga beryapti. Bankrotlikka. A biz 100 million olgan bo'lsak, shu kungacha 123 million to'lab qo'yibmiz. Qolsa o'sha 25 million, 30 million atrofida pulimiz qolyapti, foizi bilan ham hisoblaganda. Lekin 168 million biz bo'ynimizga olib turib, boqqa qaratilyapti. Fuqarolikka nima qilsak, qanday desak, fuqarolik sudda unga nisbatan nimasini chiqarib beryapti. Qarzdorlik, lekin bank kimlardir zararini hali keltirgan bankka keltirgan zararini hisobiga bizni bog'da olib qo'yaman deyapti. Qosim bog'ini men qarzim bo'lsa, men nohaq bo'lsa, umrbotga qamab tashlasin, men roziman. Qanday adolatsizlik? Prokuraturaga yozdim. Muhtaram yurtbosh. Mana qarang, bugun Farg'ona viloyati Otaq tumaniga mana tashrif buyurdingiz. Keldiz mana Farg'onaga qanday o'zgarishlar bo'yapti? Qachon bular o'zgaradi asa kerak? Muhtaram yurtbosh, qanday bu adolatsizlik? Bu chidab bo'lmaydi bu nohaqlikka. Men charchadim qog'ozbozliklardan, bunaqa qog'ozbozlik. Hamma kitdansa qog'oz to'ldi, nani xonam ham to'lgan. Bu qanaqa oqimga qarab qaqa ketyapmiz, o'zim tushunmay qo'yapman hozir. Nima qilishim kerak? Mana u qaraymiz, mana u oxirgi nima qog'ozim. Asabni buzyapti xolos. Buyuraman deyapti. Asosiy joyiga o'tib qo'yib, 4-chi toifali sudya sotib oldi, boshqaruvga beraman. 4-chi toifali sudya sotib oldi deb tugatuvchi komissiyasi bo'lar ekan, iqtisodiy suddan buyruq bilan tanishdim deb qo'l qo'yib bering. MCC rahbari MCC kim bu? Men bog'dochilik Qosimjon Azimboyev fermer xo'jaligi rahbariman. MCC kim bu? Bu savodi bormi buni o'zi? Bir qog'oz beryapti turib, bo'pti men savodsizman deb. O'qimaganman. Lekin sud xodimlari ham shunaqa qog'oz beradi. Nima qilish kerak? Bu qog'ozlarni o'qib turib, asabiylashdan boshqa nechi nariga o'tmayapman xolos. O'sha paytda Otabek garov qo'yaman, bino qo'yaman degan mahalda haqiqatdan garov qo'ygan ekanmi bino? Hech qanaqa qo'ymagan ekan. Garov qo'yma, o'zimni bog'imni o'zimga sug'urta qilgan ekan. Sug'urtaga 7.5 million pul to'lagan ekan. 7.5 buni qanday bildingsiz? O'sha bankda ishlaydigan Jamshid degan bola shu olib kelib sug'urtani yangilab qo'yindi-da. Bo'pti deb 4.5 million olib borsa, 5.5 million berasiz-da. Nimaga o'zi 5.5 million desa, sug'urta bank garovi bu deydi. Qanaqa garov desam, bog'ingda o'zingga garov qilib qo'yib turib, o'zingga pul olgizgan deydi. Hozirgacha menga shartnomani nusxasini berishmayapti bank xodimlari. Hamma nusxasidan bir kopiya, men shartnoma qilsam bir kopiyasi menda qolishi kerak-ku, to'g'rimi? Kimda qoladi? Siz olgan bo'lsangiz, shart kredit sizda qoladi. Bir nusxasi hammasidan berish kerak menga. Men hozirgacha bir nusxaga olganim yo'q. Chunki kuchliroq jinoiy ishlar ochilib ketishi mumkin-da bu ishlarda. Ozal mana Tojiyev qo'l qo'ygan ekan o'sha sug'urtaga, Otabek Tojiyev qo'l qo'ygan ekan. Xomidov Sherzod degani qo'l qo'ygan ekan o'shanga. Chunki ular pulni bo'lishgan. Sug'urtadagi odam qo'l qo'ygan ekan, unga ham do'liya degan-da bular. Meni pulimni yemagan somsamga hozir to'lab kelyapman. Hozir qancha qarz qarzlayapti sizni bo'yningizga? 168 million ilyapti. O'zi 75 million naqd bergan, naqd to'laysan degan. Xo'p deganman. 100 million bermaganmi? 100 million bermagan. 100 million to'laysan, qaytarishda 100 million to'laysan. Xo'p dedim. 100 millionni mana 125 25 million qarzim qoldi. Xo'p desam, hozir 168 millionga chiqyapti. Hozir siz jami bo'lib kredit uchun qancha pul to'lagansiz? 25 million to'ladim. 75 million naqd pul olganman. Naqd berishgan, naqd to'laysan. Bu tijorat bank. Asaka tijorat bank degan. Shunaqa, xushlasang shu degan. Hadi kelavermay qamatib qo'yaman degan.
Kellem işlemi koyayım uşağına. Fukara alet sütü gebersen, fukara alet sütü de töleye de döptürüp, uşağından kurtulup çık et ya. Sütten ne çıkıp duru et ya. Sen büyüğünü iki tıkamayın diye. Kim et yaptı? Tacip et ya. Şu kredit togen bol. Ogen bol. Büyüğünü iki tıkamayın diyordu. Sen büyüğü ölgen misin? Tire dedi. Ben bunu ölgen dedim. Ben bunu ölgen. Ölgen bunu diye buna kadar sınav attırarım ben miyim dedim. Sen o zine ketip bağlayan geldi. Sen beni sobra kamımdan büyüğünge, taşkenge pul taşıyıp doktor kona geldi. Şunu kurs attım. Pul taşıyıp durup büyüğünü davul etken eken sen karar dedim. Ha benim o şey pullarda büyüğümde davul etken de, hakemlerde davul etken de bulardı benim. O şey pulları. Ben boğduk, yarattım o şeyi, boğduk kıldım. Sizi pulüzden ötküzgen mi? Beni pulümden tarık cinayet suttu hemen. Evet, yazılgen. Boynu ki o gelmem mi yoldu? Yani beni büyümdüke tıkarırken karayın. Bir de askerle boğayın da olamayın size. Prezident emelleşelim miydi size? Prezident, eğer boğamda olsa prezidentten güçlü bulurken de. Hazır, bunlar iktisadi sütke sizi bankrot deyip topuşu bu içe biri yaptı yok. Ne maksat da biri yaptı şunu? Maksat o şu boğadırlığa bilen tele bir de sütlerdi. Yok. Tele bile bulmasa kanı kalsın. Bunların maksadı kredi döndürüş mü? Yok ki sizi boğa izop koyuş mu? Bankrot kılıp. Ya bence onu da boğada alış. Boğada alış eken biliyorsa ha. Bu bütün başlı mafya mı düşünmeye koyup ben miyim? Hazır sizi korhaneyiz, firma kocalıyız. Bankrotu topladıken bu ise kanunçuluk bu içe yeriz kim götüş gerek? Devlet zahirasıya kaçış gelin. Devlet zahirasıya kaçmayken de Asake Bank götürürken şükürler. Bunlar şuna kadar oyun. Oyun diye de oyun oyun diye kırk gitti yaptı. Peki 75 milyon pul verip durup bunca hali boğazımı ötüz. İman denemez, insaf denemez. Bu oyun diye çekip. Yani o yürümen tuğla kağız gel. Kağız kayısı ne mali ki düşünmeyeyim ben. Bu kiftenselerde yerde bankrot kılıyorum burada. Ben ne gelmeyi şunca kiftense tuğla yapamayız. Üyünge saklayı atıp ben. O var olmayı mi? Hazırsız. Bu 125 milyon tolagen polisi hamasını kilitir verirler mi kitan salarını? Hamasını kilitir verirler mi? Sütkiyen takdım kıyken sizi? Sütkiyen takdım kıyken mi? Hamasını bor. Asıl nuskası bor kitan salarını. Kopyasını sütke veriyor ben. 11. May günü Farhana öyle yaptı. Ristan Tümanlar ara iktisadi sütte, süt boyu yaptı. Ben boğdu. Bağdı. Daha da cinayet sütturuptu. İktisadi birinci sütturuptu. Fukaralı sütturuptu. Bundan kegin iktisadi sütte 2023 yıl 11. May günü bu yaptırken vakıya. Bu altınım kirgen Şahabudun digen. Tohtasini Muhammed Cebar derem kirgenler. Kirip. Sütte bu gen. Sütte kirip köttü ısı köttü. Isı ısı köttü teyme gen hali muhtarın hırtlaş. Kirip. Müracaat kısam süt dinleme yaptı diye. Dayan yığla yaptı. 55 şekilde dayan yığla yaptı. Bu köz yaşı kancak cilasın kere. Hep bette fukaralı sütten çıkıp eti yaptı. Tacı bir batı bedirken vallahi met. Düğünün ki tıktır var hemen diye dedem diye. Hem ben kancak cilasın mümkün bu nasıl ki. Üstüne çürücü de arttırıp bir sürü dayan eti yaptı. Hazır. Oğlum kayıcı giyem, ketman giyem varmıyor koyardı. Sağlıkız yakışı mı hazır? Sağlıkım yakışmazdı. Çap oğlum kaltırıp yiyeyim kaltırıydık ben bu arada. Asabiyleşti. E canım yiyen kaskı mahçup oldum dediyiz o halde. Uşunaka ki abarıp bu yaptı. Abarıp bu yaptı. Uylanı çıkamayın keçiyası bile. 168 milyon kayıttan kere çıkıyor yaptı. Ne bege buna kadar 168 milyon. Bu Taciyip, Yusuf'u Bahadırlar, Ahunublar, Hamidip Şirzatlar, Ogan Püller gibi ben ne kadar cevap veremem. Yani. Kim bu adamlar? Bu uşu bank hadım, talem taraç kıyken hadımlar bunlar. Uşu bankta, Asake bankta talem taraç kıyken hadımlar. Cinayi sütten kürsatı koyuyken. Uşu Ahunubun yiyen. Bazı beni hududumda cabır görgeliler ki yok hazır. Demek siz hazır 75 milyon olgan pulingizga 125 milyon pul to'ladingiz bankka. Ha, to'ladim. Va yakunida yana siz bog'izdan ham ayrilish arafasida turibsiz. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyapti endi. Prezidentdan kuchli bo'lgandan keyin shunaqa bo'lar ekan. Ya chunki hozir uje sizni bankrotlikka sudga beribdi, sud qaror chiqaribdi. Bankrotni topish bo'yicha uje sud boshqaruvchi ham tayinlabdi. Tayinladi.
Bu degani endi sizning fermer xo'jaligingiz bankrot deb e'lon qilinadigan bo'lsa. Noqonuniy qilish qilishib turib bankrot deb e'lon qilyapti. Oddiy dehqonni ham shuna qiladigan bo'lsa, u qochish kerak ekan, nima qilish kerak ekan? Yerdi ichida oddiy qumga bilanib ishlashga imkon bermayapti. Men o'zim bog'ni yaratib, o'zim bola chaqamni o'zim band qilyapman shu yerda. Bolalar chaqam bilan o'sha yerda ishlab, o'zimizni o'zimiz band qilib ishlashga imkoniyat bermayapti. Muhtaram Murtbosh, bularga qonuniy chora ko'rishni so'rayman. Nihoyat adolatsizlik. Bog'im tenderga chiqarib qo'yibdi, o'ta og'ir vaziyatdamiz. Bog'im tenderga chiqarib qo'yganiga davlat topmagan, davlat olmayapti, Asakabank olar ekan. Nihoyatki, muhtaram Murtbosh, 3 yildan beri Asakabank va Qodirov 3 yildan beri borib, bog'ingda olaman, bog'ingda olaman deyapti. Maqsadi to'g'rimi shu narsani? 3 yildan beri aytib kelyapti muhtaram Murtbosh, bog'ingda olaman, bog'ingda olaman deydi. 3 yildan beri aytyapti. Bu maqsadiga erishyapti. Asakabank xodimi o'tirib, xolagan joyini olaveramizmi, bankrotga uchratib? Daram buni o'zidan o'zi bankrot qilgan, Tojib otini bankrot qilyapti. Daramni shartnomada qo'li bor, na. Na baholash komissiyasida qo'li bor. Hech qayerda qo'li yo'q. Baholash nimalar sug'urtagan 7 million Tojib otini o'zi to'lagan ekan. Ulardan bizni bexabarimiz umuman. Bu qanday adolatsizlik muhtaram yurtdosh? Adolat bormi? Har borganda Toshkentga borib yozib, netib kelaman bularni. Amali sizga murojaat qildim. 4 marta, 5 marta na xat keladi, na boshqa keladi. Muhtaram yurtdosh, kecha kuni ham bordim, yozdim, sizga iltimosnomalarimni yozdim. Bir atas xabari kelmadi muhtaram yurtdosh. Orishu orqali sizga chiqishga murojaat qildim.